Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün videomda fark ettiğin herhangi bir şey var mı? Mesela ışık olabilir. Yeni ışık aldım. Saat burada şu anda akşamüstü 4 ve dışarısı artık böyle karardı. 3 gibi kararıyor. Dolayısıyla artık böyle bir ışık setine ihtiyacımın olduğunu düşündüm. Çok mutluyum. Çok daha böyle aydınlık ve ferah göründüğünü düşünüyorum. Yani en azından videoyu çekerken böyleydi. Şimdi bugünkü videomda nelerden bahsedeceğiz? Bugün seninle beraber arkamdaki benim için gerçekten çok özel olan tablo hakkında bahsetmek istiyorum. Bu tabloyu aslında ben görür görmez aşık oldum. Özellikle sadece görüntüsü değil, bunun arkasında yatan anlamı fark edince, öğrenince aşık oldum. O yüzden hemen bunun bir kopyasını evime almak istedim. Şimdi arkamdaki bu resmin anlamını seninle beraber de paylaşmak istiyorum. Eminim ki sana çok yardımcı olacaktır. Bu videomuzun konusu, başkalarının düşüncelerini neden önemsememelisin? Bunu detaylı olarak konuşacağız. Bu arada peki bu resim ne alaka diye sorarsan da o zaman hemen videomuzun içine geçelim de sana hepsini anlatayım istiyorum. Videoya devam etmeden hemen önce beni her zaman buradan, kanalımdan takip edebilirsin, abone olabilirsin. Daha sonrasında da bildirimleri açabilirsin. Bu sayede videolarımı kaçırmamış olursun. Aynı zamanda beni her zaman Instagram adresimden de takip edebilirsin. O zaman videomuza geçelim. Bu resim Peter Proguel de Elder'ın resmi. Şimdi umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Bu resmin ismi ise Manzara ve Icarus'un Düşüşü. İngilizcesi ise The Landscape and the Fall of Icarus. Şimdi ilk önce bu resme biraz daha detaylı olarak bakmanı istiyorum ve sen bu resimde neler görüyorsun? İlk önce resme biraz zoom yapalım. Sana tam da zoom yaparken bunları gördüğün şeyleri fark etmeni, neler gördüğünü kendine söylemeni istiyorum. İlk gözüne çarpan şeyler neler? Burada gördüğün şeyler neler? Orada bir tane çoban var ve kuzuları var. Diğer yandan bir çiftçi var. Orada tarlasını ekiyor, tarlasıyla bir işlemler gerçekleştiriyor. Diğer yandan arkada bir ufuk var. Gemiler var, yelkenler var. İleride bir belki kasaba var, bir köy var, bir şehir var. Boylu boyunca zaten deniz var. Daha sonrasında alt tarafa doğru şöyle bir baktığımız zaman, sağ alt tarafa doğru baktığımız zaman orada bir balıkçı olduğunu görüyoruz. Ama peki tam da biraz daha gizlenmiş gibi denizin içerisinde olan o insanı görüyor musun? O ayakları ve ayakların hemen yanında orada aslında gökten düşmüş olan birkaç tane tüy var. Kanattan düşen tüyler. İşte aslında bu resmin ana kahramanı o. Yani o kişi aslında Icarus. Şimdi sana en başa geri dönelim ve Icarus'un hikayesini anlatayım. Icarus, Yunan mitolojisindeki en göze çarpan, en çok bilinen karakterlerden bir tanesi aslında. Günlerden bir gün Icarus'un babası Didalus, Icarus için bir tane kanat icat etmiş. Kocaman bir sürü tüyden oluşan bir kanat icat etmiş ve bunu Icarus'a vermiş. Demiş ki, oğlum bak bu kanadı takarak istediğin gibi uçabilirsin. Ancak uçarken dikkat etmen gereken bir nokta var. O da şu ki eğer güneşe çok yakın uçarsan kanatların o yapıştırdığımız yerden erir ve daha sonrasında da düşersin. O yüzden mutlaka buna dikkat et. Sakın güneşin yanına fazla yakınlaşma demiş. Ama tabii ki Icarus o delikanlılığıyla beraber dinlemiş mi bunu? Dinlememiş. Ve güneşe gerçekten çok yakın bir şekilde uçmaya başlamış. Çünkü uçmak o kadar güzelmiş ki o hazla, o ekstazi hissiyle beraber daha fazla uçmak istemiş, daha fazla göklere yakınlaşmak istemiş. Ve Icarus göklerde uçarken yeryüzündeki insanlar onu bir tanrı olarak görmeye başlamış. Ve Icarus'un da bu çok fazla hoşuna gitmiş ki daha da fazla, daha da fazla uçmaya ve daha da belki göklere yükselmeye başlamış. Ta ki güneşe fazlasıyla yakınlaşana kadar. Daha sonrasında kanatları birden erimeye başlayınca, yanmaya başlayınca ne olmuş? Karus aşağı doğru çakılmaya başlamış ve denizin dibini boylamış. Tam da bunu resmeden bir resim aslında bu. Yani arkamdaki tablo tam da bu anı resmediyor. Icarus gökten düşmüş ve denizin tam dibini boylarken ayakları henüz dışarıdayken tüyleri de oradan gökten düşen tüyleriyle beraber
tam da resmin sağ alt köşesinde biraz daha karartılmış bir şekilde görünebiliyor aslında. Ama ilginçtir ki resmin ana odağında Icarus yok. Resim aslında Icarus'tan başka pek çok şeyi gösteriyor. Ve burada en az dikkat çeken öğelerden bir tanesi de Icarus. Peki neden böyle? Videonun başına geri dönersek ne demiştim? Bu videoda başkalarının düşüncelerini neden önemsememeliyiz'i konuşacağız. Peki bununla ne alakası var? Aslında çok fazla alakası var. Çünkü bu resimde gördüğün gibi Icarus denizin dibini boylayacak olsa da kimse ona bakmıyor. Çoban kuzularıyla ilgileniyor, göğe bakıyor. Diğer yandan çiftçi arazisiyle ilgileniyor, balıkçı balığını tutuyor. Yelkende, o gemide olan kişiler belki oradaki rüzgarla baş etmeye çalışıyor. Şehir, uzakta bir şehir var. Herkesin kendi kendine bir hayatı var belki de. Ama kimse dönüp de Icarus'a bakmıyor. Halbuki Icarus hayatının en büyük trajedisini yaşıyor aslında. Ölümle baş başa kalmış. Ve o ölürken dahi kimse onunla ilgilenmiyor. Aslında gerçek hayatta da böyle değil mi? Belki daha farklı düşünüyor olabilirsin ama neden böyle olduğunu anlatayım sana. Kendinden pay biç. Bir ölüm evine gittiğinde, bir cenaze evine gittiğinde ne görüyorsun? Yani pek çok kişi oraya yemek yemek için gidiyor. Evet, belki vefat eden kişiyi anmak için de gidiyorlar ama cenaze evinde o ölen kişiden çok daha farklı konular konuşuluyor aslında. Olay sadece o kişi değil. O kişinin, pek çok kişi zaten ölen kişinin ardından ilk önce belki bir bakabilir, üzülebilir. Daha sonrasında işte cenaze evine gidiyoruz, başsağlığı dilemeye diyorlar. Mutfağa gidiyorlar, yemek yiyorlar. Uzun zamandır görmediği akrabalarıyla sohbet ediyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar aslında. Daha sonrasında Kur'an okunuyor, cenazeye gidiyorlar, kişi gömülüyor. Evet, belki ağlıyoruz. En yakınları en çok ağlayan insanlar oluyor belki. Ama günün sonunda onlar da hayatına devam ediyor. Ki dışarıdan yakın olmayan insanlar sadece bir an bakar, vah ya yazık olmuş der ve daha sonrasında hayatına devam eder. Ama o ölen için, ölen kişi için hayatının en büyük trajedisidir. Icarus da öyle. Belki düşerken tüm dünyanın onu izlediğini düşündü. Ama değil. Kendisi bu trajediyi yaşıyor olabilir. Kendi içinde büyük bir utanç hissedebilir. Ama dışarıdan kimse onun ne hissettiğini bilmiyor ki. Onunla da ilgilenmiyor. Yani aslında başkaları bize neler diyecek diye, eleştirecekler diye, aşağılayacaklar, hor görecekler diye o kadar fazla düşünüyoruz ki harekete geçemiyoruz ki bizim trajedimiz, bizim başımıza gelen böyle bir ölüm de yok ki şu anda da yaşayan insanlar beni izlediğine göre. Aslında belki bu kadar büyük bir trajedide yaşamadık. Dolayısıyla biz sanıyoruz ki hayatımız artık eskisi gibi olmayacak. Artık insanların yüzüne nasıl bakabilirim, insan içine nasıl çıkabilirim diye. Ama kimse aslında bizi o kadar da önemsemiyor ki. Bence insanda şöyle bir ikilem var. İnsanoğlu kendini çok değerli ve çok çok önemli sanıyor. Ama değiliz. Ben de değilim. Kimse değil. Mesela kendinden pay biç, bu videoya bugün tıkladın. Benden sonrasında bu videodan sonra gidip bir başka videoyu tıklayacaksın. Daha sonra bir başka videoyu. Yani aslında ben mesela bir ara video fazla yüklemek istemedim. Çünkü bir ara videolarım çok fazla izleniyordu. Ve birden o kadar fazla izlenmeyince aman Allah'ım herkes beni düşünecek, işte düştüm, öyle oldu, böyle oldu falan filan diye böyle zihnimde kurduğumu fark ettim. Daha sonra biraz daha az video yüklüyordum o ara. Daha sonrasında bu tablo karşıma çıktı ve bana çok güzel bir ayna oldu. Gerçekten çok güzel bir ayna oldu. Dedi ki, Merve neden kendini bu kadar önemsiyorsun? Gerçekten. Evet, ben kendim için önemliyim ama bir başkası için önemli o kadar olamam ki yani. Milyonlarca video var. İnsan bu videoya, daha sonrasına bir başkasına, daha sonra bir başkasına tıklıyor. Kimse senin genel olarak öyle incik cincik şey yapmıyor ki yani. Ha. Çok az kişi yapabilir, belki çok az kişi analiz edebilir. Ama insanların çoğunluğu bu videoyu izliyor, sonra unutuyor. Dolayısıyla daha neyi bekliyorsun? Harekete geçmek için, hayallerine adım atmak için, ilerlemek için daha neyi bekliyorsun? Neden korkularının esiri olup aynı noktada kalasın ki? İnan bana, eğer ki sen bir konuda kendini rezil olmuş hissediyorsan, utanmış hissediyorsan, belki dışarıdakiler bunun 20'de birini görüyor. Çünkü hakikati sadece yaşayan bilir. Dışarıya aktardığımız şeyler sadece hakikatin bir yansımasıdır. Ve çok daha az bir
gösterimidir aslında. Yani sen beni bir bütün olarak mesela ne kadar bilmiyorsan bu hayatta nasıl ben yaşıyorum sadece videolarımla sana bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bu da öyle. Yani sen kendi içinde bir sürü şey yaşıyor olabilirsin ama insanlara gösterdiğin şey onun 20'de biri bile değil yani. Belki %1'i. Dolayısıyla kendini artık durdurmaktan vazgeçip harekete geçebilirsin. Ve umarım bu videoda sana bu konuda ışık olur. Ve umarım bu arkamdaki tabloda bu konuda sana ışık olur veya olmuştur. Videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Diğer yandan eğer başkalarını gerçekten çok fazla önemsiyorsan, bu konuda da destek almak istiyorsan, onlinepsikolog.co'ya girip, yani web sitemize girip, daha sonrasında benden ya da diğer takım arkadaşlarımdan online terapi için randevu alabilirsin. O zaman kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Bye bye.